Mikrofon çalışmıyor. Ben sadece verdim. Yani. Bir sıkıntımız yok yani. Bir açalım. İsmi neydi beyefendinin? Ali. Ali Bey. Duyabiliyor musunuz? Ali Bey'in sesini açabilir miyiz? Ha, öteki mikrofonu verin. Evet. Bakalım Ali Bey, ondan bir ses çıkacak mı? Geliyor mu? Geliyor, şimdi geliyor. Evet. Geldi. 14 ay işinizi görmeyeceksiniz, evet. Aslında görmeyeceğim değil. Dediği gibi Akdeniz içerisinde belirli etaplara katılabilirsem katılacağım. Evet. Onun dışında Cebeli Tarık'tan sonraki seyahatte yalnız olacak. Kaç gün sürecek o seyahat? Cebeli Tarık'tan Barbados'a kadar olan bölüm? 80. Aşağı yukarı 22 günlük bir Atlantik geçişi olacak hiç kara görmeden tek başına. Bir de Cebeli Tarık'tan Kanaryalara kadar olan bir aşağı yukarı yine 20 günlük bölüm var. Peki 20 gün, yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Denizde 10 dakika bile, 1 dakika bile denizde çok acayip bir duygu. Yani 1 metrelik, 2 metrelik, 3 metrelik dalgalarda bile insan şey yapabiliyor. Hayatını sorguluyor, hay Allah diyor, pişman oluyor ama deniz karayolu gibi değil ki, geri dönülmüyor. Ya çıktın mı gidiyorsun, denizde ben geri döneyim durumu yok. Yok. Peki Atlantik'te siz 15 metrelik dalgalara da denk geleceksiniz. Aslında mevsim olarak o kadar büyüğüne denk gelmeyeceğim. Muhtemelen 8-10 metrelik bir şeyler olacak. Aa, bir şey değil o zaman 8-10. Ya. Aman dalga değil be. Karşıya gidip geleceğim 8-10 zaten. 8-10 metrelik dalgalara denk geleceksiniz. Korkmuyor musunuz hiç? Yani içinizdeki korkunuz ne? Ne olursa ne, yani korkunuz neden kaynaklanıyor şu anda? Örneğin ilk gece ne olacağını çok merak ediyorum. Karanlıkta yalnızsınız, okyanusun ortasında. Şansınız varsa ay ışığı, yıldızlar tamam. Evet. Ama tamamen karanlıksa korkacağım herhalde. Muhtemelen ama, korkarım. Ama bir şey söyleyeceğim. İnsanın başına en az olayın gelebileceği yer okyanusun ortası zaten. Yani hani şehirde korkmak lazım gece. Bana da öyle geliyor. Şeyde, insanın olmadığı, kimsenin olmadığı bir yerde tekneniz var. Ama gerçekten tabii ıssız bir yerde çok büyük bir korku. Tabii ilk bir insan ürperir diye düşünüyorum. Hafif şöyle bir. İlk gece. İlk gece. Ondan sonra alışırsınız. Pi'nin rüyasını, Pi'nin hayatı. Pi'nin yaşamı. Pi'nin yaşamı. O daha doğru. Evet. Pi'nin yaşamı daha güzel oldu. Seyretmiş miydiniz? Evet. Harikulade bir film. Evet. Çok güzel filmdi. Siz buraya gelirken ben hep onu düşünmüştüm. Acaba seyretmiş midir, nedir, ne değildir diye. Asla vazgeçmemek. Zaten yaptığım şey de bu. Ben sıradan bir kadınım. Çalışan, çocukları olan. Bu arada oğluma söz verdim, Ankara Üniversitesi'ne selam söylemek zorundayım. Kusura bakmayın arada. Yok yok, rica ederim. O her insanın beyaz şovda en doğal hakkı. Hiç evet. Öyle bir sıkıntımız yok. Evet. Öyle, kardeşim söyledi. Yapabilirsin bir seferliğe mahsus diye. Asla vazgeçmemek. Ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz? Sizler ne yiyip içiyorsanız onları. Mümkün olduğunca bulabildiğim kadar taze sebze, meyve, limanlardan tabii almaya çalışacağım ama Atlantik'te çok dayanıklı olmayacak. Konserve, daha çok makarna, balık tutacağım. Balık tutacaksınız. Ya ben kıyamıyorum ama uçan balık düşerse ben onu yiyeceğim diye düşünüyorum. Uçan balık tutma hayaliniz mi var? Uçan balığın düşme hayalim var. Uçan balık tekneye düşerse ben onları toplayıp yok, yiyeceğim. Yok, fantastik bir ha, program balık, oluyor. Evet, enteresan. Yok, fantastik değil. Ya, hepsinin kitaplarını oku. Sadun abiden bu yana hepsinin uçan balık yemişliği var. Çok da güzel olduğunu balık söylüyorlar. Balık tutmaya kıyamıyorsunuz. Kıyamıyorum. Ama uçan balık kendisi gelirse artık takdiri ilahi deyip onu indireceksiniz. Aynen. Evet. Evet, afiyetle. Harika. Yanınıza ne alacaksınız? Kitap mitap alacak mısınız? Başka şeyler? Pek çok denizcinin kitabı var yanımda. Merak ettiğim bir şeyler daha. Belki müziklerim, CD'lerim. Herkesin yüreği. Ve benim canım kızlarım tabii ki. Aranızdan bir ay Atlantik'te ben tekneyle, biliyor olsanız bile denizciliği, ben giderim, ben bu macerayı yaparım diyen var mı aranızdan? Gerçekten de yapar mısınız böyle bir şey? Evet. Korkusuzca, öyle mi? Hocam... Şevket, yapar mısın abi? Gerçekten. Yani denizcisin de. Var da yani. Ha? Ben yani... Peki ya bir ideal var. Yani o yalnızlık duygusu çok acayip yani. Hani dünya ve sen, başka kimse yok yanında. Ama ucunda yani. Bir ideal var. Diyecekler ki 20 tane çocuk okuyacak. 50 tane çocuk okuyacak. Biliyorsun da yapar mısın? Parasını verir okuturum. Parasını verir okuturum. Yani o da bir... O da bir çözüm var. Bir de ses getirmekle ilgili bir durum var yani. Bunun ses gelmesiyle ilgili. Çok zor ya. Bir tane dünyayı dolaşan bir kadın var. Ellen MacArthur. O kadının başına gelenleri izlemiştim mesela. Yani inanılmaz bir serüven ve yani onları mesela izledikten sonra hala çıkmak istemeniz de enteresan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,